Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Palo ailesini hatırlayacaksınız. Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İnanması güç olayağı uzun sürede konuşulmuştu. Şimdi izleyeceğiniz haberde o ailede yaşananları anımsatacak. İşin içinde sahte hocalar var. Ahlaksızlık var. Taciz var. Dolandırıcılık var. Başroldeki enişte iddialara göre kayınbiraderine yapmadığını bırakmamış. O saydıklarımızı hatırlayın lütfen. Böyle bu çocuğun fotoğraflarını çekmişler. Çeken de enişte. Ormana götürüp. Akıl almaz iddialar. Ölümlü tehdit etti, evi yakmakla. Kardeşler çok tehdit etti. Eşimle beni kaçırttırıp Abdurrahman yapan işkencenin aynısı bizi, eşimle bize uygulanacakmış. Kan donduran suçlamalar. İşin sonunda senin erkek kardeşini ormana götürüp çırılçıplak tecavüz edip başka şeyler yapıyor. Birbiri ardına gelen tehditler, şantajlar. Ben İsa yüzünden çocuklarımdan oldum. Bu peynir ettiğinden evde 9-10 kişi, benim bildiğim 10 kişi zehirlendi. Halide abim rahmetli o kurtulamadı. Bu abimi değil herkesi zehirleyecekmiş bu. Çünkü katliam gibi bir olay oldu. Bu aynı böyle Palo ailesi gibi bir olay da. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Palo ailesinin benzeri bir olay da Burdur'da yaşandı. Almıştır. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ evlenip yuvasını kurmak istiyordu. İddia o ki kız kardeşinin 20 yıllık eşi İsa Akman kayınbiraderine senin kısmetin bağlanmış dedi. 3000 lirasını alıp sahte hocaya götürdü. Nasip açılsın diye götürüyor buna. 3000 lira mıymış abi nasip açmak işte ya? Kız getirecekti ya, ihtiyacım var diye. Ardından Suriyeli bir kadınla tanıştırdı. Ama o tanışmanın ardında bambaşka bir plan vardı. Kardeşim Sevgi, işte İsa kız buldular. Antalya Belek'te aracı 5 milyar para verdik. Suriyeli kızdan tanıştık. Hoca nikah yaptık. Hoca gitti, beni orada okuttu. Sen dedi, ilişki girmeyeceksin, bir şey yapamayacaksın. 3 milyar para verdim, ayrı ayrı. İki aile aynı evde yaşıyordu. Ancak Abdurrahman Çığ sahte hocanın tavsiyesiyle eşine hiç dokunmadı. Abdurrahman için getirdiği kız senin kocanla yaşadığın eve mi geldi? Abdurrahman da geldi. Siz dördünüz yaşamaya başladınız evde. Çocuklarla yaşamaya başladık. Suriyeli kadın iddiaya göre bu süreçte İsa Akman'la birlikteydi. Selva çırılçıplak mı yatıyor odada? Evet. Aynen. Bildiğin. Bildiğin. Andan doğma. Bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? Siz bu adamı sap bulmuşsun, bir tane de buna kız bulmuşsun. Bence sen o kızı da kendin için bulmuşsun. Çarpık ilişkiyi fark eden aile Suriyeli gelini evden gönderdi. Ancak İsa Akman bunun için bile kayınbiraderinden para istedi. 500 milyar senet imzalattı, beni dövdü, beni işkence etti. Abdurrahman Çığ kendisine kalan miras sebebiyle İsa Akman'ın yakın markajından bir türlü kurtulamadı. Çareyi evden kaçmakta buldu. Eniştem beni 10 milyar para çektirdi. Eniştemden kaçmak istedim. Eniştem orada beni dövdü. İddiaların en korkuncuysa eniştenin kayınbiraderine ormanlık alanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çekmesi. Sen gel biz seninle bir konuşalım bakalım. Bu insanlar senin için bu kadar yalan söyleyecek hali yok bütün köyün. Cevabını vereceksin öyle ya da böyle.